başlama amacımız abim oldu. Abim okulda rahat durmayan bir çocukmuş. O şampiyonada final maçında bir ufak bir aksilik yaşadım. Final maçını yarıda bitirmek zorunda kaldık. Fiziken de benden bayağı üstündü. O maç bayağı beni bir yıpratmıştı. Dışarıdan tabii güzel gözüküyor, kolay gözüküyor ama her spor çok zor. Olimpiyatları saliselerle kaçırmıştım 2020'de. Paris 2024'te tabii ki hedefim büyük. Altın madalya istiyorum. Usain Bolt, LeBron James ve Muhammed Ali. Kazanma duygusu beni en mutlu eden şeylerden biri. Türkiye İş Bankası, olimpiyat oyunlarındaki tüm sporcularımıza başarılar diler. Türkiye, Team Türkiye. Tekvando'yu aslında çok küçük yaşlarda başladım tekvando'ya. Babamın da tekvando yapmasıyla tabii ki bir aileden gelen bir durum da var. Ama asıl başlama amacımız abim oldu. Abim okulda rahat durmayan bir çocukmuş. Öğretmenlerinin tavsiyesiyle onu tekvando'ya başlatıyorlar. Ben de abim işte gidiyor geliyor. Biraz kıskançlık galiba benimki de. Ben de hani başlamak istiyorum deyip. Öyle bir şekilde yola başladım. Başladığımda 4-5 yaşlarındaydım. Almanya'da başladım tekvandoya. Büyük organizasyon olarak Yıldızlar Avrupa ikincisi olmuştum. Tabii o zaman çok küçüktüm ama herhalde 11-12 yaşlarında ben anladım galiba. O şampiyonada final maçında bir ufak bir aksilik yaşadım. Final maçını yarıda bitirmek zorunda kaldık. Bir tansiyon düşüklüğü oldu bende. Final maçını yarıda kestik. En son Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldum. Benim için güzel bir maç oldu. Yarı finalde İspanyol rakibime karşı yenildim. Fakat çok önemli değil benim için çünkü asıl hedefim olimpiyatlar. Burada eksiklerimizi görmüş olduk. İnşallah Paris olimpiyatlarında altın madalya alırız. 2020 Tokyo olimpiyatları için elemeye girdik. Eleme maçında, final maçında o maçı kazanırsam olimpiyat hak kazanacaktım. Fakat final maçında son 98 salise kala bir teknik yedim. O yediğim teknik sayesinde olimpiyatlara gidemedim. Tabii bu benim için hayal kırıklığı oldu. Ama aynı zamanda bana güç verdi. Şimdi 2024 Paris Olimpiyatları için çok büyük bir motive kaynağı oldu o yenilgi bana. Vallahi hepsi genelde zor oluyor ama Belaruslu bir rakibim vardı. O zaman biraz yaşım daha gençti benim. Rakibim de çok tecrübeli biriydi. Fiziken de benden bayağı üstündü. O maç bayağı beni bir yıpratmıştı. Yani ben direkt tekvando olarak söylemeyeceğim de hani spor olarak hani direkt spor yapmak başlı başına çok zor bir şey. Çok disiplin gerektiren bir şey. Hani herkesin yapabileceği bir şey değil kesinlikle spor. Dışarıdan tabii güzel gözüküyor, kolay gözüküyor ama her spor çok zordur. Tekvando özelinde bir zorluğu çok iyi reflekslerin olması gerekiyor. Çok hız sporu. Saliseler değiştirebiliyor her şeyi. Dediğim gibi olimpiyatları saliselerle kaçırmıştım 2020'de. Onun için o hız tarafı beni zorlayan taraflarımdı. Desteksiz bu işi yapmak çok zor gerçek anlamda. Annem, babam, hocalarım her zaman arkamda durdular. Ben de elimden geldiği kadar küçüklerimi desteklemeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi desteksiz yapılması çok zor bir şey bu spor. Hazırlığımız güzel geçiyor, aynı zamanda çok yoğun geçiyor. Aslında bu bir yıllık bir süreç değil. 2020 olimpiyatlarından sonra hedefimiz buraydı zaten. Yani aslında 4 yıllık bir hazırlanma süreci içerisindeyiz. Yoğun geçiyor ama her dakikasından da keyif alıyoruz. Çünkü bir daha yaşayamayacağımız bir tecrübe. Paris 2024'te tabii ki hedefim büyük. Altın madalya istiyorum. İlk etapta oraya katılmak benim için hedefti. O hedefimi gerçekleştirdikten sonra yeni hedeflerime odaklandım. O da altın madalya tabii ki. Ondan sonrası için de dünya şampiyonası var 2025'te. Böyle devam edecek kariyerim inşallah. Tabii ben başta Servet Tazegül demek istiyorum. Aynı zamanda teknik direktörümüz şu anda. Bence en efsanelerinden biri o. Aynı şekilde Bahri Tanrıkulu diyebilirim. Yabancılardan da Steven Lopez. Ben birçok spor branşını izlemeye severim ama bunların başında boks geliyor ve basketbol. Tabii ki boksta herkesin de ortak görüşü Muhammed Ali diyebilirim. Aynı zamanda branşlarımız aynı olmamasına rağmen onun yaşamı, yaşam felsefesi bana da çok örnek oldu. Boksta Muhammed Ali diyebilirim. Basketbol için de LeBron James derim. Rıza Kayat, Servet Tazegül. Üçüncüyü aklıma gelmedi şu an. Usain Bolt, LeBron James ve Muhammed Ali. 2008 olması gerekiyor. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası maçıydı galiba. Hatırlamıyorum. O dönemde de Almanya'daydım ben. Son saniyede gol atmıştık. O anı unutamıyorum. Team Türkiye.
Türkiye İş Bankası Olimpiyat Oyunlarındaki tüm sporcularımıza başarılar diler. İzlediğim ilk olimpiyatlar, hatırladığım şöyle, tekvandoya başladıktan sonra olimpiyat diye bir şey olduğunu ben öğrendim. O da Servet Tazigül'ün maçlarını izletiyordu babam bize. Muhtemelen 2008 Pekin Olimpiyatları. Kamp rutininden bahsedeyim. Sabah saat 8 gibi uyanırım. Ondan sonra kahvaltımı yaparım, kahvemi içerim. Saat 10'da bir antrenmanımız olur. 10'daki antrenmandan sonra geliriz, biraz dinlenip öğlen yemeğimize gideriz. Öğlen yemeğinden sonra birazcık daha dinlenip akşamki antrenmanımızı hazırlanırız. Antrenmandan sonra gelip tekrar yemek ve uyku, yani çok ekstrem bir durum yok. Vallahi ben ağır siklet olduğum için muhtemelen biraz fazla kalori harcıyorumdur. Hiç hesaplamadım açıkçası ama demelen 2000-3000'i geçiyordur. Ben çok yalan söylemeyeceğim, çok aşırı özel bir beslenme programım yok. Zaten federasyon anlaştığı restorandan yemek yiyoruz. O ne çıkarsa onu yiyorum. Dediğim gibi hocalarımız ayarlıyor. Genelde öğlen yemeklerini, kahvaltı, klasik kahvaltı, Türk kahvaltısı, yumurta, peynir, domates, zeytin. Öğlen yemekleri biraz daha hafif geçiyor. Akşamki antrenmanda rahatsızlık vermesin diye. İşte daha sebze ağırlıklı oluyor. Akşam yemeğimiz da birazcık daha protein ağırlıklı oluyor. İşte tavuk veyahut da beyaz et veyahut da kırmızı et. Peşine de bir karbonhidrat oluyor. Öyle oluyor. Akşam biraz daha protein ağırlıklı, öğlen birazcık daha sebze ağırlıklı oluyor. Tekvando'nun en zor yönleri. Bilmiyorum, başlı başına zaten zor bir branş. Yani öyle özel, şurası zordur diyeceğim bir kısım yok. Kazanma duygusu beni en mutlu eden şeylerden biri. Tekvando antrenmanlarında da bazen eski sisteme yönelik, yani onu şu an nasıl anlatırım bilemiyorum da eski sisteme yönelik antrenman yapıyoruz. O zevkli oluyor ama tekvando deyince o kazanma duygusu benim çok hoşuma gidiyor. Tabii bir sporun en zor kısımlarından biri de bu yanı. Sosyal hayat birazcık daha tabii ki normale göre daha az seviyede oluyor. Eğitim durumum biraz aksaklıklar çıktı ama şu anda işte Bayburt Üniversitesi'nin son sınıf öğrencisiyim. Bu yıl inşallah bitireceğim konuda. Aile konusunda da çok uzun zamanlardır onlardan biraz uzağım. Yani çok az süreli görüşebiliyoruz. Kaç gün görüşüp tekrar kamplara geçiyorum. Tabii ki en zor kısımlarından biri bu. Zor oluyor. Aileden uzak, sosyal hayatı biraz daha az yaşamak. En sevdiğim yemek, bütün kebap çeşitlerini çok severim. Tatlıyla çok aram yok. Kola, kırmızı, Samsun, Tayland. Bu aralar gibi izliyorum dizi. Yani ben çok film izliyorum. Öyle belli şu filmi çok severim diye bir şey yok aklımda şu. Feyyaz Yiğit, yine o gibiden. Bayhan'dan Triyakin'imi çok dinliyorum. Ceza, Sezen Aksu, Perdenin Ardındakiler, Eyfel Kulesi, Madalya,